Ve üniversite sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Yüz binlerce aday üniversiteye yerleşti. Sonuçlar yeni açılan üniversiteler ve bazı bölümlerle ilgili aslında çarpıcı bir gerçeği de ortaya koydu. İlginç rakamlar var. Mesela 200 bin kontenjan boş kaldı. 169 bölüm hiç tercih edilmedi. 988 bölüme ise 5 veya daha az öğrenci başvurdu. Yüksek öğretim kurumları sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Hem kamu hem de vakıf üniversitelerinde birçok bölüm boş kaldı. 1280 bölümü tercih eden öğrenci sayısı onun altında kaldı. 5 kişi veya altında öğrencinin yerleştiği bölüm sayısı ise 988. Tam 169 bölüm kimse tarafından tercih edilmedi. Boş kalan bölümlerde mühendislik ve mimarlık ilk sırada yer aldı. Hiç kimsenin tercih etmediği bölümler arasında moleküler biyoloji ve genetik de var. Fen Edebiyat Fakültelerindeki bölümlerde bu durumdan nasibini aldı. Özellikle felsefe bölümü hiç kimsenin yerleşmediği bölümler arasında dikkat çekti. Küçük kentlerdeki üniversitelerde tercih edilmedi. Adıyaman, Amasya, Iğdır, Ardahan gibi illerde üniversitelerde birçok bölüm boş kaldı. Toplamda boş kalan kontenjan sayısı ise 195.304. Bunun 120.167'sini 4 yıllık lisans programları, 75.137'sini ise 2 yıllık ön lisans programları oluşturdu. Pek çoğu yeni açılan vakıf üniversitelerindeki tabloda düşündürücü. 9 vakıf üniversitesi kontenjanın yarısını bile dolduramadı. Bu arada rektör atamaları nedeniyle gündemde olan Boğaziçi Üniversitesi'nin bütün kontenjanları doldu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi gibi köklü üniversitelerde de boş yer kalmadı. Ortaya çıkan tabloyu değerlendiren uzmanlar 2002'den bu yana üniversite sayısında ciddi bir artış olduğunu ancak nitelikli ve donanımlı öğrenci yetiştiren kurumların azaldığını söylüyor.